istiri de eğer iklim değişikliğine karşı hayatta kalabilecek mi? Uluslararası İklim Değişikliği Panelinin en karamsar tahminlerine göre, yüzyılın sonlarına doğru deniz suyu sıcaklığı 2 ile 4 derece arasında artabilir. Yüksek ticari değere sahip balık ve kabuklu deniz ürünleri üzerinde bunun sonucu ne olur? Biyologları sudaki artan sıcaklığın tuzluluk ve asit oranlarının istiridye fizyolojisini nasıl etkilediğini anlamak istiyor. Haberler istiridye çiftçileri için o kadar iyi değil. Daha sıcak sulardaki istiridyeler filtreleme faaliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Onlar suyu serin tutmak için sürekli filtreliyor. Metabolizmaları hızlanıyor. Bu işlem onların enerjilerini tutmalarına yardımcı oluyor. Bu aynı zamanda büyümelerini etkiliyor, kabukları daha da küçülebiliyor, bedenlerinde daha az ağırlık birikebiliyor. Örnekler daha ileri analiz için laboratuvara götürülüyor. Araştırmacılar ayrıca sıcaklığın istiridyenin üreme süreçlerini ve uzun vadedeki etkilerini anlamaya çalışıyor. Artan sıcaklığın türlerin üreme döngüleri üzerindeki etkisini değerlendiriyoruz. Yumurtaların daha sıcak sularda hayatta kalıp kalamayacağını da yapacağımız araştırmalarda anlamaya çalışacağız. Avrupa Araştırma Projesi iklim değişikliğinin istiridye ve yüksek ticari değere sahip diğer türlerin geleceğini nasıl etkileyeceği üzerine çalışıyor. Dolayısıyla balıkların ne kadar hızlı büyüyeceğini, nihai olarak belirli nüfus stoklarını nasıl etkileyeceğini tahmin edebiliriz. Bazı ekonomik modellemelerimiz de var. Bunun çiftçilerin veya balıkçılar üzerindeki etkilerine bakabildiğimiz yer burası. Kuzey Polonya'daki bu su ürünleri yetiştirme çiftliğindeki su yakınlardaki enerji santralinde ısıtılıyor. Araştırmacılar sazanların nasıl daha sıcak bir ortama uyum sağladıklarını inceliyor. Ve bilim adamları burada da işlerin zor olduğunu söylüyor. Suyun sıcaklığı arttıkça sazanların stresi de artıyor. Bu stres onları virüslerin ve bakterilerin saldırılarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Ticari akvakültür çiftlikleri de bu araştırmaların bir parçası. Burada her yıl yaklaşık 25 ton sazan, levrek, kiliz balığı ve turna balığı üretiliyor. Sıcak suların balıkların büyümesini etkileyebileceğini biliyoruz fakat müşterilerimiz büyük sazanlar istiyor. Ortalama 2 veya 2,5 kilo büyüklüğünde. İklim değişikliğini anlamak sazanların gelişmesine yardımcı olmak için daha verimli beslenme stratejileri geliştirmemizi sağlayabiliyor. Bu su araştırması yeni modeller oluşturmak ve türlerin geleceğini güvence altına almak için yapılıyor.